Merhaba sevgili İzmir'e dair TV izleyicileri. Hepinize sağlıklı, başarılı, mutlu bir gün diliyorum. Bir yaşam ve spor programında yine birlikteyiz. Programı hazırlayan ve sunan ben Azamet Yazıcı. Öncelikle küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bundan sonra yaşam ve spor programı bizim televizyonumuzda İzmir'e dair TV'de pazar günleri saat 13'te yayına başlayacak. Online olarak kanalımıza abone olursanız, görüşlerinizi, eleştirilerinizi, yorumlarınızı bize iletirseniz bizi çok mutlu edersiniz. Bu programın daha da güzel olmasını sizlerin aracılığıyla sağlamış olacağız. Sevgili İzmir'e dair TV izleyicileri, zaman zaman gazetelerde, zaman zaman videolarda bu sporla ilgili tanışıklığınız vardır sanıyorum. Kiminiz bu sporda çok eleştiri yapabilirsiniz, kiminiz çok imrenerek bakabilirsiniz. Özellikle erkekler karın kaslarının baklava dilimi şeklinde olmasını isterler ve spor salonlarını bu anlamda bu talep doğrultusunda doldururlar. Özellikle de gençler. Kadınlar da daha güçlü, daha omuzları geniş, daha sıkı kalça, daha sıkı bir doku için bu sporu yapmaya meyillidirler. Kimisi sağlıklı olmak için bu sporu yapar. Bunun üzerine yorumlar, bunun üzerine eleştiriler yapar. Kimisi de bu sporu çok sağlıksız bulur. Yapılmasında bir takım sakıncalarının olduğunu iletirler. Ama burada acaba o spor mu sakıncalı yoksa o sporla ilgili yaptırım biçiminde mi sıkıntılar var? Eleştiriler ondan mı kaynaklanıyor? Onları bugün sizinle konuşacağız. Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu'ndan, milli takım antrenörlerinden ve uluslararası hakem benim arkadaşım, dostum, aşkım Banu Tuğlu'yla bugün bu programda bu konuları konuşacağız. Belki kafanızdaki sorulara da yanıtlar bulmuş olacağız böylelikle. Bakalım nedir bu spor? Vücut geliştirme, bir başka deyişle bodybuilding sporu. Bu spor yaparken beslenmesinden, antrenman yöntemlerinden, bunlardan konuşarak bu süremizi tamamlamaya çalışacağız. Aşkıncım hoş geldin. Merhabalar. Arkadaşım ayağına merhaba. Sağlık. Çok teşekkür ederim. Ne iyi yaptın da geldin. Çok sağ ol. Senin nezaketine çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Böyle bir konu olunca tabii direkt aklımda sen varsın. Çok sağ ol. Aşkınla konuşmak var. Ama Foça'ya yerleşmişsin. Nasıl gidiyor hayat? İnsanların emeklilik hayali hayatını yaşıyorum şu an. Vay. 4-5 sene oldu Foça'ya yerleşeli. Deniz, kum, dalış, zeytin toplama, mantar toplama. Vay, herkese emekliliği öneriyorum. İnsanların halindeki emeklilik hayatını yaşıyorum şu an ama tabii sporun hala içerisindeyiz. Özel derslerimiz olsun, uzaktan eğitimlerimiz olsun devam ediyoruz. Devam ediyorsun. Çok iyi. Sevgili İzmir'e dair TV izleyicileri, Aşkın Hoca çok uzun süredir tanıştığım birisi. Ama hani her zaman çok yoğunla görüşemiyoruz. Onun kendi çalışmaları var. Vücut Geliştirme Federasyonu'nda görevleri var. Ben Cimnastik Federasyonu'ndaydım. Şimdi daha kendi alanımda yaptığım çalışmalar var. Ama her zaman hani vardır ya, bir dostum vardır. Uzakta da olsa bir gün bir araya geldiğin zaman çok şeyler paylaşırsın. Kaldığın yerde devam edersin. Biz de Aşkın Hoca'yla böyleyiz. Böyle bir durumdayız. O yüzden bu konuyu kendisiyle konuşmak bana keyif verecek. Aşkın Hoca sadece Vücut Geliştirme Fitness Federasyonu'nda değil, bizim Türkiye Cimnastik Federasyonu'ndan da pilates, step, aerobik konularında da belgeler olan, AFA'nın belgelerine sahip olan hocalardan birisi. Çok yönlü olan birçok çalışmaya, birçok seminerlere, birçok şeylere, bilgi alışverişine kendi yüreğinde, kendi içinde dahil olmuş bir arkadaşımız. Dolayısıyla Aşkın Hoca'nın vücut geliştirme ile ilgili söyleyeceği şeyler benim için de çok önemli. Aşkın Hoca biraz kendinden söz et. Sonra nedir bu vücut geliştirme? Yani kimilerine göre çok sakıncalı, kimilerine göre çok güzel, erkeklerin bayıldığı, karın kaslarının işte kızların hayran olduğu. Kızların hayran olduğu. Bunlardan bana söz edersen benim de kendimce bir takım şeylerim var, onları söyleyeceğim sana. Şimdi vücut geliştirme sporu bütün sporların temel yapısı, altyapısını oluşturuyor. Yani bizde gelen sporcu futbolcu da olabilir, folklorda oynayabilir, basketbolda oynayabilir, tenis de yapabilir. Bizim spor tüm branşların alt branşı olduğu için bütün kasları en ince ayrıntısına kadar çalıştırabileceğimiz imkanlara sahibiz. Nedir? Bu her türlü makine, alet, ekipmanlara sahip olan spor tesislerinde bu işi icra edebiliyoruz. Biz ne yapıyoruz?
insanların daha sağlıklı olması için ilk hedefimiz öncelikle spordaki genel hedef sağlık açısından. Bu gerek bayan olsun gerek erkek olsun. Daha sonra da sağlık problemleri olan insanlar üzerinde de etkimiz var. Nedir bu? Rehabilitasyon da yapabiliyoruz bu konuyla ilgili. İşte eklem sakatlıkları ile ilgili. Bence herkes bir sporun bir ucundan tutunmalı. Senin de dediğin gibi ben bu işe girdiğim zaman A'dan Z'ye ne yapılır ne yapılmaz birbirine bağlı BOSU'dan tutun da TRX'e kadar her türlü eğitimini aldım. Çünkü insanlara bir şeyler öğretecekseniz önce siz kendinize eğitmiş olmanız gerekiyor ki. Donanımlı bir hoca olmak lazım. Donanımlı çünkü yönlendirsin lazım. Çünkü lidersin. Aynen öyle. Dolayısıyla herkesin bu sporu yapmasını tavsiye ediyoruz biz. Yani bu sporla ilgili bazı sıkıntılar da var. Yani antrenman yöntemleri ilgili ne önerirsin mesela? Yani sağlıklı olmak için birisinin örneğin işte vücut geliştirme adı olmasa da ama sağlıklı olmak için daha çok ağırlığa dayalı bir antrenman yöntemi olduğu için ne kadar yapmalılar, nasıl yapmalılar, nedir önerin? Haftada 3 gün müdür? Sağlıklı performans sporcusu değil şu an konuştuğumuz gibi. Normal sıradan spor yapmak isteyen birileri. Öncelikle şunu söylemem gerekiyor. Eğer spor yapmaya karar verdiyseniz bir doktor kontrolünden geçtikten sonra uzman eğitmenler eşliğinde vücudunuzu antre ettirebilirsiniz. Bunun dışında rastgele merdiven altı spor tesislerinde yaptığınız antrenmanlarda mutlaka bir sakatlıkla karşılaşıyoruz. Siz de biliyorsunuz her şeyden önce eğitim şart dediğimiz konulardan buraya da temas edebiliriz. Doğrudur. Donanımlı eğitmenle antrenman yapmak en sağlıklısı. Çok çünkü bir sürü ağırlığın altına girebiliyorsunuz. Antrenman dediğiniz zaman sıradan herkes gitti, herkes aynı hareketi yapacak diye bir şey yoktur. Bir kere insanların fiziki özellikleri antrenman için belirleyicidir. Nedir bu? Zayıfsınız ayrı, kilolusunuz ayrı, boyunuz kısadır ayrı, beliniz ağrıyordur ayrı, omuzunuz sakattır ayrı. Komple bir donanımlı biri olmanız gerekiyor ki size gelen ya da sporcu adayı diyeyim buna doğru antrenman yaptırabilirsiniz. Bu çok önemli bir faktör. Katılıyorum. Daha ilk programlarda söylemiştim. Kiminle nasıl spor yaptığın çok önemli. Spor yaptığın kişi, hocanın donanımı nedir? Hatta şöyle bir şey söylemiştim. Bizim alanımıza çok rahat geçiyorlar demiştim. İki tane kursa giden, iki tane eğitim alan şu an birçok spor salonunda hocalık yapıyor ya da stüdyolar var. Ya da sana 3 ay gelen öğrenci ya da bana 6 ay gelen öğrenci bir bakıyorsunuz özel ders veriyor, PT yapar. Salon açıyor. Yani bu konuda bu kanayan bir yara. Ciddi bir yara bence. Ciddi bir yara. Dolayısıyla bir anlamda haksız bir rekabette oluşabiliyor aynı zamanda. Peki aşkım hakemlik nasıl gidiyor? Hakemlik bir süredir ara verdim. Dinlenme açısından ara verdik. Evet. Gençlerin önü açılsın istedik kısaca. Şu an gençler çalışsın. Biz onları destekleyelim. Federasyonla bağlantılar devamı nasıl gidiyor? İşte bunların hepsine bir süre ara verdim. Sağlık problemlerim sebebiyle bunların hepsine bir süre ara verdim. Ama tabii ki her zaman kalbimiz, gönlümüz, aklımız sevdiğimiz işten yana. Şöyle diyorum o zaman. Vücut geliştirme sporunu herkes yapabilir. Yani vücut geliştirme dediğin zaman biraz çok böyle özel şeye dönüyormuş gibi değil aslında. Tap değil. Başlangıç olarak. Başlangıç olarak. Herkes normal sağlıklı olmak için spor yapabilir, spora zamanını ayırabilir. Dolayısıyla bunu yaparken de doğru kişiyle doğru antrene olması önemli. Ona dikkat etmek lazım diye düşünüyorum. Dolayısıyla evet çocukları, birçok insanı spora yönlendirdiğin zaman yetenekleri, ilgi alanına dikkate aldığı zaman dolayısıyla kendi dalımızda, jimnastik ya da vücut geliştirmede aynı şeyleri dikkate almak lazım diyorsun. Öyle değil mi? Aynen öyle. Peki çok kısa söyleyelim. Ben Aşkın Hoca'yla bütün konuşmaları bu programda bitirmek istemiyorum. Onunla bir program daha çekeceğiz çünkü. Hemen bir konuya geçip sonra bir ara verelim. Diğer bölümde kullanalım. Bu genelde piyasada konuşuluyor, şey yapılan protein tozlar hakkında ne düşünürsün bu spor yaparken? Birçok gençler mesela zaman zaman onu yapar ya da beni de telefonla ararlar. İşte protein tozu kullanayım falan. Ne dersin? Şimdi bunun kişinin yaşı, vücut yapısı ve kan tahlilleri sonucu karar verebileceğimiz bir şey. Yoksa sen, ben, o, bu, kimse öyle rastgele aklına estiği gibi vitamin, mineral dahil olmak üzere nasıl kullanılmaz ise
protein tozları ya da işte amino asitler, yağ yakıcılar da kullanılmaz. Hı hı. Ama şöyle bir şey söyleyebilirim. Ben bunun ithalatını da yaptığım için söylüyorum. Hı hı. Sporcu gıdaları şu an Tarım Köy İşleri Bakanlığı'nın bebek maması statüsünde. Yani hı hı. sporcu gıdalarının ithalatı, özellikle protein tozu ithalatı bebek mamalarıyla aynı statüde analiz ve tahlilleri yapılmakta. Hı hı. Yani çok basit bir örnekleme yapayım ben size hemen. Bir eczaneden bebek maması aldığınızda arkasını çevirin, indirectionlarınla protein tozunun indirectionını karşılaştırın, sadece miligram farkları var. Yani içerik olarak aynı diyorsun. İçerik olarak aynı, miligram olarak protein tozları biraz daha yüksek. Aslında bu iş 1960'lı yıllarda NASA'nın uzaya yollayacağı kozmonotların orada nasıl beslenmelerini düşündüklerinde icat ettikleri yoğunlaştırılmış besin kaynaklarıydı. Daha sonra bunun sporsal aktivitede performans yükselttiği görüldüğü gibi sporsal aktivitelerde de kullanılmaya başlanmış. Yani hı hı. bir gıda, takviye gıda olarak anladım. İcat edilmiş. Yani 100 gram etin vereceği yerine bir hap evet, yoğunlaştırılmış olarak. Hı. Ama siz sağlıklı besleniyorsanız, etinizi, sütünüzü, proteininizi, beslenme üçgeninizi dengeli tam alıyorsanız böyle bir ihtiyacınız zaten yok. Anladım. Ama tabii şu da şöyle bir şey de getiriyor. Yani eczaneden almak var. Bir de demin senin söylediğin gibi biraz da eleştirel şeyle baktın. Hani merdiven altı salonlarda bunlar nasıl kullanılıyor? Onu istersen ikinci bölüme bakalım. Olur. Sevgili İzmir'e dair TV izleyicileri, Aşkın Hoca'yla konuşacağız. Çok daha konuşacağımız şeyler var. Ama bunları da ikinci bölümde yapalım istiyorum. İkinci bölümde tekrar Aşkın Hoca'yla sormak istediğim ama özellikle de bu sağlık boyutunda sormak istediğim besin takviyeleri ve yarışma boyutundaki bir takım sıkıntıları paylaşmak istiyorum. Tekrar görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun.